Başkent gündeminden mutlu günler diliyoruz sevgili seyirciler. Bugün eğitim konusunu konuşacağız. Temel liseler kapatılıyor. Bu süreci ele alacağız. 2014'ten günümüze gelen süreci değerlendireceğiz. Eğitim uzmanı Sayın Ali Taştan bizlerle. Sayın Taştan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, temel liseler kapatılıyor. Evet. Dedik, şu anda gündemde bu var. Bunun yansımalarını konuşalım ve nasıl buraya gelindi diye baktığımızda 2014 yılı dikkatimizi çekiyor. O süreçten bu sürece, yani bu zamana kadar gelinen süreçte neler yaşandı? Şimdi aslında doğru olan da o. Önceki süreci bir tartışmak gerekiyor. Şimdi 2014'ten önceki dönemlere dayanan bir süreç içerisinde geliyor. Dershaneler, temel liseler, özel öğretim kursları. İnsanlar artık bunların isimlerini de hafızasında tutmakta zorlanıyorlar. Şimdi 2002'den bu yana oluşan bir süreç var. 2002'de ve daha önceki dönemlerde ülkemizde dershaneler yok muydu? Vardı. Dershaneler 2002'den sonra ciddi oranda artmaya başladı. 2009'a geldiğimizde 2002'de 2000 civarında olan dershane sayısı 2009'a geldiğimizde 4262'ye ulaştı. Bu gittikçe büyük bir kitleyi orada barındırmaya başladı. Hem öğrenci olarak, hem öğretmen, hem de çalışanlar olarak büyük bir kitleyi barındırmaya başladı. 2013 yılına geldiğimizde de 3600'e düştü bu sayı. Biraz daha azaldı. Şimdi 2013'ten sonra 2014 yılında kamuoyunun dershaneler kanunu diye bildiği bir kanun çıkarıldı. Bu kanunla birçok şey yapıldı aslında. Bunun içerisinde de dershanelerin, aslında dershaneler kapatıldı diye biliyor kamuoyu ama ben şöyle söylüyorum. Özel eğitim kurumlarına döndü çoğu, evet, değil mi? Evet, dershanelerin ismi değişti. Yani sadece tabelası değişti. Dershaneler o zaman bir kez kapatıldı. Şimdi tekrar kapatılıyor. Madem 2014'te kapattıysak şu an niye kapatmaya ihtiyaç duyuyoruz yine? Evet, neden? Dershaneler o zaman yapılan yanlış şuydu. Dershaneleri kapatamazlar aslında. Dershaneler kapanmadı. Kapanmadı, sadece tabelası değişti. İşte A dershanesi yerine A özel öğretim kursuna döndü. Yine bu kurumlar öğrenci aldı. Yine sınavlara kanunda olmasına rağmen kanuna ve mevzuata aykırı bir şekilde sınavlara hazırlık kursu olarak devam ettiler. Yasal düzenleme şunu gösteriyor. Bu kurumlar 2014'ten sonra bir alanda ders verebilecekken, mesela ben bir kurum açtım, sadece matematik alanında orada ders verebilmem gerekirken her türlü dersleri, hepsini bir dershane gibi yürütmeye başladım. Yürütme şansım ortaya çıktı. Ve buna da bakanlık sağ olsun hiçbir şey söylemedi, hiçbir şekilde sesini çıkarmadı. Bu kurumlar 2014'te kapatıldı, kapatılmadı, tabela değiştirdi ve şimdi tekrar günümüze geldiğimizde bu kurumlar kapatılmaya çalışılıyor. Peki şimdi bunun yansımaları ne olacak? Mesela kaç bin öğretmen işsiz kalacak? Şimdi ciddi bir rakam var. Burada temel liseler de var. 2014'ten sonra temel liseler bir ara geçiş formülü olarak bir liseyle dershane arasında bir kurum olarak düşünün. Apartman dairelerine sıkışmış liselerde. Temel liselerde yaklaşık 25 bin öğretmen var. Özel öğretim kurslarında da mevcut şu an 972 temel lise var. 2500 civarında da özel öğretim kursu var. 2500 civarındaki özel öğretim kursunda da yaklaşık 50 bin, 51 bin civarında öğretmen çalışıyor. Toplamda yani 75 bin öğretmen çalışıyor buralarda. Diğer o zaman 70 bin öğretmen işsiz mi kalacak? Bu mu çıkıyor ortaya sonuçta? Aşağı yukarı 70 bin civarında, 70-75 bin arası öğretmen işsiz kalacak. Sadece öğretmenler çalışmıyor burada. Başka çalışanlar da var. Toplam 100 bin kişilik bir kitleden bahsedebiliriz. Peki bunlar için öngörülen ne? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ben. Dershaneler kapatılmalı mı? Evet, dershaneler kapatılmalı. Temel liseler, özellikle temel liselere hiç girilmemeliydi. Açılmamalıydı. Temel liseler baştan sona yanlış olan kurumlar. Bu kurumların tamamı kapatılması gerekiyor. Bakanlığın dün haberlere yansıyan bir çalışması var. Bu kurumlarda çalışan öğretmenleri devlet okullarına kadrolu atama gibi bir çalışması olduğunu duyduk açıkçası. Şimdi burada çalışan öğretmenler 70 bin kişi. Bunun dışında atanamayan öğretmen sayısını biliyoruz. Toplamda 441 bin atanamayan öğretmen var Türkiye'de. Bu bakanlığın resmi yayınladığı rakamlar içerisinden çıkarılmış bir rakamdır. 441 bin öğretmenin bulunduğu bir havuz var. Şimdi dershanelerde ve temel liselerde çalışan 70 bin öğretmeni ben
devlet okullarına kadro olarak alacağım derseniz belki o öğretmenlere iş bulabilirsiniz ama diğer atanamayan öğretmenlere haksızlık etmiş olursunuz. Bu uygulamayı her türlü bir mağduriyet olacak kesinlikle, o zaman. Kesinlikle bir mağduriyet olacak. Bu uygulamayı 2014'te yaptılar. Dershaneler kapatıldıktan sonra o dershanelerde çalışan öğretmenlerin bir kısmını devlet okullarına kadro olarak atadılar. 6 yıl sigortalı çalışan öğretmenlerin bir kısmı devlet okullarına alındı. Bu devlet okullarına alındığı dönemde de bizler karşı çıktık buna. Dershanede çalışmak bir ayrıcalık değil. Şimdi ben düşünün, Anadolu'nun bir köyünde öğretmen olmuşum. Çalışacağım bir dershane yok. Ya da temel lise yok. İş bakıyorum, başka bir iş yapıyorum. Benim suçum ne oluyor o zaman? Ben sadece farklı bir iş yaptığım için ya da işsiz gezdiğim için bana bir ayrıcalık tanınmıyor. O açıdan bakanlığın bulacağı bu çözüm de çok doğru bir çözüm olmayacak. Yine bu insanların bir kısmı kadrolu belki atanacak ama diğer atanamamış öğretmenlere büyük haksızlık yapılmış olacak burada. Evet. Bir de tabii devlet okullarında verilen sınavlara hazırlık kursları var. Şimdi bakanlık 2 gün önce yaptığı açıklamada bir temel liseler ve özel öğretim kurslarını kapatacağını söyledi. Burada verilen eğitim öğretimin yerine kendisi halk eğitim merkezlerinde ve kendi okullarında hazırlık kursları vereceğini belirtti. Aslında bunlar zaten şu an yapılıyor. Halk eğitim merkezlerinde lise mezunlarına yönelik isteyen lise mezunu gidip orada başvuru yaptığında üniversite sınavına hazırlık şeklinde bir kursa katılabiliyor. Var olan şeyi tekrar yeniymiş gibi bakanlık bunu lanse ediyor. Bunun yanı sıra okullarda da hafta sonları ve hafta içi ders bittikten sonra yetiştirme kursu adı altında hem 8 ortaokul düzeyinde hem de lise düzeyinde kurslar yapılıyor. Bunlar yeni bir uygulama değil. Kamuoyunda böyle bir algı var. Bu da şimdi bakanlık şunu söylüyor. Ben özel sektöre bunu yaptırmam ama ben yaparım. Okullar bir nevi dershanelere dönüşmeye başlıyor. Yani biraz daha geniş açıdan bakmak gerekiyor. Yani eğitim bir yarışın, çocuklarımızın yarıştığı bir alan değil. Şunu yapmış olsa, sınavı ben ortadan kaldırıyorum. Dershaneler neden var? Sınav olduğu için var. Temel liseler neden var? Üniversite sınavı olduğu için var. Sınavla ilgili yeni bir düzenleme yapıp sınavı ortadan kaldırmadığınız sürece dershaneleri bugün kapatırsınız ya da özel öğretim kurslarına dönüştürürsünüz, tekrar kapatırsınız, temel liseleri kapatırsınız, hiçbir anlamı yok. Bunlar merdiven altına iner, başka bir yöntemle sınav var olduğu sürece faaliyetlerine devam ederler. Devlet okullarının durumu ve bütçesiyle ilgili ne söylemek gerekir? Şimdi devlet okullarının durumu, tabii devlet okulları içerisinde çok farklı seviye grupları var. Yani her mahalle, her ilçede, ilde, hatta aynı okul içerisinde bile sınıflar arasında ciddi farklılıklar var. Nitelik açısından farklılıklar var. A şubesi ile B şubesi arasında öğrencilerin aldığı eğitim kalitesi anlamında farklılıklar var. Şimdi biz genel olarak kamusal eğitimden yana bir tavır almış bir yapımız var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2014'ten bu yana özellikle uyguladığı politika, devlet okullarını bir kenara bırakalım, özel sektörde özel okulları daha çok destekleyelim, eğitim camiası içerisinde özel okulların yeri daha fazla olsun. Zaten artış gösterdi mi özel okulların sayısı ve öğrencilerdeki artış? Ciddi bir artış var. Ben hemen rakamları size söyleyeyim. Getirdim yanımda ben o rakamları. Bakın 4+4 öncesinde 2011-2012 yılında 4+4 daha piyasada yok. Bir yıl sonra uygulanmaya başlandı. Hı hı. Türkiye'deki özel okul sayısına bakıyorum. 5.269. Peki şimdi ne kadar? Geçen yıl Eylül ayı rakamlarını veriyorum size. 11.694. İki katından fazla. Artış oranı %121, evet. Artmış durumda. Öğrenci sayısına bakıyorum. 2011-2012 eğitim öğretim döneminde 535.788 öğrencisi var özel okulların. Bu okullardaki artış oranına, öğrenci sayısındaki artış oranına bakıyorum, %152. Şimdi siz bunu zaten hükümet yetkililer de söylüyor, Milli Eğitim Bakanları da söylüyor. Özel öğretimin, eğitim öğretim sistemi içerisindeki payını arttıracağız diyor. İktidara geldiklerinde dörtlerde, %4'lerde, %5'lerde olan pay, şimdi öğrenci olarak %15.7'ye
okul olarak da kapladığı alandan bahsediyorum. %8,3'e erişmiş durumda. Bunu nasıl yapılıyor bu? Tam da 2 gün önce yapılan açıklamada bir eğitim öğretim desteğinden bahsedildi. Bunları keseceğiz dendi. Bu özel okullara verilen destekten bahsediyorsunuz. Zaten evet, bu özel okullara verilen destekten sonra özel okullara giden öğrenci sayısı arttı. Açılan okul sayısı arttı. Şimdi biz hep şunu söyledik. Bir de buna geçmeden önce hemen şunu söyleyeyim. Son 4 yılda bu özel okullara verilen paranın toplam tutarı aşağı yukarı 5-5,5 milyar lira arasında. Her yıl 1,2 milyar lira civarında para bu okullara aktarılıyor. Desteklenmesin mi? Desteklenebilir. Hükümet politikası bunu destekleyebilir ama devlet okullarında bir bütçe oluşturmadan o okulları kendi sorunlarıyla sadece baş başa bıraktıktan sonra özel okullara para aktarmanın anlamının olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu ciddi tutarlar oluşturuyor. Size ilginç bir şey söyleyeceğim. Yıllık bu özel okullara giden öğrenciler için verilen parayı devlet okulları tüm kademeleri, yüksek öğretimi dışına tutarak söylüyorum. Tüm kademeleri hesapladığınız zaman öğrenci başına devlet okullarında aşağı yukarı 100 lira para düşüyor. Düşünün 1000 öğrencisi olan bir okulu düşünün. Yıllık 100 bin lira bütçesi olacak. Bu bütçeyle birkaç yıl içerisinde zaten okulun hem fiziksel hem de sosyal tüm ihtiyaçları karşılanmış olacak. Şimdi belki izleyicilerimizden bilmeyenler olabilir. Devlet okullarının bütçesi yok. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokulların bütçesi yok. Herkes bütçe verildiği izlenimi var sadece. Devlet ne yapıyor? Sadece okulun ısınmasını, elektriğini, suyunu ödüyor. Bunları karşılıyor. Diyor ki okula atadığı müdüre de okulun camı kırılırsa ya da okulda farklı bir ihtiyaç olursa, kırtasiye ihtiyacın olursa sen çözeceksin. Okul müdürleri de ne yapıyor? Öğrencilerden bağış ve benzeri gibi uygulamalarla her yıl eğitim öğretim başladığında bunları çok duyuyoruz. İşte bu okulda para toplanıyor, şurada para toplanıyor şeklinde. Bununla okulları idare etmeye çalışıyorlar. Özel okullara verilen bu paranın devlet okullarına verilmesi halinde devlet okullarındaki sorunların tamamı çözülmüş olacaktı aslında. Peki neden özel okullar tercih ediliyor veliler tarafından? Şimdi o da farklı bir durum tabii. Velileri aslında, bu konuda velileri kesinlikle suçlamıyorum ben. Yani sanki daha iyi bir eğitim var, algısı var. Gerçekten öyle olabilir mi? Aslında çok da öyle bir durum yok açıkçası. Şimdi 2000'li yılların başında özel okullar var mıydı? Yine vardı ama bu kadar yoğun bir ilgi yoktu. Devlet okullarının niteliği daha yüksek seviyelerdeydi. Bu okullarda çok daha iyi eğitimler yapılıyordu. Şimdi ben birçok veliyle görüşüyorum, konuşuyorum. Hatta öğretmen arkadaşlarımla da konuşuyorum. Şöyle ilginç bir durum da var. Türkiye'de öğretmenlerin %37'si çocuklarını özel okullara gönderiyor. Yani devletin okulundaki eğitimin niteliğine güvenmiyor. Özel okullara gönderiyor. Bu da bir sendikanın, eğitim iş sendikasının yaptığı araştırmada zaten geçiyor bu. Neden gönderiyor'a gelirsek, bir defa özel okullar güvenli. Güvenliğini sağlayabiliyor. Ailelerin en büyük kaygısı çocuğum güvenli bir okula gitsin. Çalışıyorsa, ki genelde çalışıyor, ben iş yerimdeyken gözüm arkada kalmasın. Çocuğum güvenli bir okulda olsun. Bir de yabancı dil eğitimi özellikle ağır basıyor herhalde. Yabancı dil eğitimine niteliğe geleceğim. Güvenli okul, temiz okul. Devlet okulunda öyle, özel okulda öğle yemeği var. Çocuk bir sıkıntı çekmiyor. Ama ne yapıyor? Veli bir avuç para ödüyor. Bu hizmetleri satın alıyor oradan. Ama Ankara'nın merkezindeki bir devlet okuluna bakıyorsunuz, abartmıyorum, Milli Eğitim Bakanlığı'nın koltuğuna 4-4,5 kilometre uzaktaki bir okulun tuvaletleri bile temizlenmiyor. Çocuklar okulda tuvalete gitmiyor. Ben kendi çocuğumdan da biliyorum, 4,5 kilometre uzaklıkta bir devlet okuluna gidiyor ve 1,5 yıldır okulda tuvalete gitmiyor. Neden gitmiyor? İşte sebepleri ortada. Velilerin de özel okulu tercih etmelerindeki en büyük sebeplerden bir tanesi güvenlik, temizlik, öğle yemeği ve daha düzgün bir eğitim sistemi olduğunu düşünüyor. Devlet okullarında sürekli öğretmen açığı nedeniyle buralarda öğretmen değişimi, sirkülasyonu çok fazla oluyor. İşte ücretli öğretmen çalıştırılıyor. Türkiye'de 70-80 bin civarında ücretli öğretmen çalışıyor. Şimdi çocuğunuzu bir okula gönderiyorsunuz, o okulu sahiplenmemiş,
geçici olduğunu bilen bir öğretmen geliyor ve onda okutuyorsunuz. Bu ne velinin içine siniyor ne de öğretmenin içine siniyor. Ama özel okullarda veli ne düşünüyor? Ben böyle bir değişiklik olursa gider bunun da hesabını sorarım diyor. Özel okullara daha çok ilgi, rağbet bundan dolayı ortaya çıkıyor, oluşuyor. Bir de yani, yatılı okullar var. Eskiden daha fazlaydı bu yatılı okulların tercih edilmesi. Şimdi biraz sayılarında azalma oldu sanıyorum. Şimdi yatılı okullarla ilgili, yatılı okullar gerçekten ülkede eğitim öğretim açısından fırsat ve imkan eşitliğini sağlayan, bu fırsat imkan eşitliğini hakkaniyetli bir şekilde oluşturan okullardı. Özellikle yoksul aile çocuklarının bu okullara çocukları giderek okuyordu. İşte ileride öğretmen, doktor ve benzeri gibi meslekler edinebiliyordu. 2002'den bu yana ciddi oranda yatılı okulların sayısına bir azalış meydana bunun geldi. Bunun nedeni? Yani hükümet politikası aşağı yukarı. Başka bir nedeni daha var. Köylerin boşalması ya da kırsalda yaşayan nüfusun azalması. Bu da bu okullar birbiriyle paralel giden şeyler aslında. Nüfus azalırsa bu okullar azalabilir. Nüfus çoğalırsa köylerde ve kırsal kesimde bu okulların sayısı artar. Ama yine ben şunu söylüyorum. Kamu burada zararı, gerekirse zararı göze almalı. Kırsaldaki yatılı okulları tekrar eski sayısına ulaştırmalı. Şimdi %70-80'lerde bir azalma meydana gelmiş durumda. Anadolu'nun bir dağ köyünde olan çocuğu düşünün. İlkokul hadi diyelim orada okudu. Onu okuması da çok mümkün değil. Son 15 yıldır, 16 yıldır 17 bin köy okulu kapatıldı ülkemizde. Köyde yaşıyorsanız ilkokula da gönderemiyorsunuz artık çocuğunuzu. Ne yapıyorsunuz? Taşımalı eğitimle evinizden çok daha uzak bir yere çocuğunuzu göndermeniz gerekiyor. Tam da bu nedenlerden dolayı yatılı okullar ilk, orta ve lise şeklinde bu çocuklara eğitim öğretim imkanı sağlıyordu. İlkokul düzeyinde yatılı okullar olmalı mı? Olmamalı. Ama ortaokul ve lise düzeyinde yatılı ya da pansiyonlu okullar tekrar açılarak buradaki öğrencilerin eğitim öğretim imkanına erişimi sağlanmalı. Bakın 2002'de 278 bin çocuk vardı. Ülkemizin nüfusu daha azdı. 278 bin çocuk bu okullara giderken şimdi 60-70 bin arasında bir çocuk gidiyor bu okullara. Evet. Ve o okullardaki eğitim öğretimin kalitesi de aslında geçmişten biliyoruz. Tüm eğitimciler biliyor bunu. Yatılı okulların çok nitelikli insanları yetiştirdiğini, çok nitelikli öğretmenler yetiştirdiğini hepimiz biliyoruz bunların. Evet. Bir de külliyede kurulan eğitim politikaları kurulu var. Şimdi bu kurulun yaptıkları ne? Bu konuştuğumuz konular hakkında atılan adımlar var mı? Şimdi bu kurul, zaten bu kurulun oluşumu baştan bu yana ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı var, bir teşkilat yapısı var Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı genel müdürler var ve benzeri bir sürü bürokrat var. Aynı zamanda da 1 milyona yakın öğretmen var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın üstünde bir kurul oluşturuyorsunuz. Cumhurbaşkanı ile Milli Eğitim Bakanı arasında bir kurul iş ve işlemleri yürütmesi açısından bunu değerlendiriyorsunuz. Şimdi bu kurul oluşurken de tamamen AKP yandaş zihniyetine yakın insanlardan oluşturuyorsunuz bunları. Bu kurulun görevi nasıl tanımlanmış kanunda? Diyor ki eğitim politikaları belirler. Bunları tavsiye niteliğinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirir. Milli Eğitim Bakanlığı bunları yapar, yapmaz ve benzeri gibi bir durum ortaya çıkar. Ama bizim aldığımız duyumlar hiç öyle değil. Bu kurul Milli Eğitim Bakanlığı'nın üstünde bir yetkiyle donatılmış durumda. Türkiye'deki politikaları evet belirliyor ve uyguluyor. Hatta geçenlerde birkaç gün, birkaç hafta önce eski memur sen genel başkanı Ahmet Gündoğdu bir Milli Eğitim Bakanlığı bakanına bağlı bir genel müdürü çağırdı, karşısına aldı, briefing aldığı şeklinde bir duyum oluştu, basına düştü bu. Ama ben briefing aldığını düşünmüyorum. Açıkçası orada bir hesap sordu. Eski genel müdür de yanına aldı. Yeni genel müdürden hesap sordu. Şu mesajı verdi bence Milli Eğitim Bakanlığı'na ve bürokratlarına. Burada bir kurul var, sizin üzerinizde bizden izinsiz bir şey yapamazsınız. Biz burada sizleri denetleriz dedi. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu şekilde bir kurulun icacı bir makama baskı yapması, emir vermesi gibi bir uygulama dünyanın hiçbir yerinde yok. Ve bu kurul oluştuğundan bu yana da
sadece Milli Eğitim Bakanlığı üzerinde baskı yapmaktan başka yaptığı bir iş de yok açıkçası. Peki denetim teftiş sisteminde neler yapıldı? Şimdi aslında baştaki konumuza geliyoruz buradan. Milli Eğitim Bakanlığı dershaneleri kapatırken de 2014'te yaptığı uygulamalarda da ciddi hatalar yaptı. 2007-2008'lerden bu yana Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaklaşık 90 yıllık bir denetim tecrübesi vardı. Bu denetim tecrübesine çeşitli çıkardığı yasal düzenlemelerle sürekli orayla oynayarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfettişlerini, eğitim denetmeni, Milli Eğitim müfettişi, en sonunda Maarif müfettişi gibi adlarla pasifize etti. Şu an Türkiye genelinde 2500 Milli Eğitim müfettişi var. Bunların yaklaşık 500'ü bakanlık merkeze çekildi. Doğru bir uygulama değil bu. Müfettişlerin ne yapması gerekiyor? Eskiden hatırlarsınız, belki siz öğrenciyken ilkokulda okulunuza müfettiş gelmiştir, sınıfınıza gelmiştir. Öğretmenle konuşmuş, sizlerle konuşmuştur. Ama müfettişlerin bu yetkisi 2014 yılında Nabi Avcı tarafından sözlü olarak alındı. Dediler ki siz ders denetimi yapmayacaksınız. Ne yapacak müfettişler? Sadece gideceksiniz, inceleme ve soruşturma yapacaksınız dediler. Bu müfettişlerin yaptığı inceleme, soruşturma sadece o bir olay olursa gidiyor müfettişler. Ama eğitim ve eğitimin denetimi birbiriyle içli dışlıdır. Denetim olmadan eğitim olmaz. Milli Eğitim müfettişlerinin asıl görevi okullara gidip öğretmenlere rehberlik yapmaktır. Okullarda gerekirse öğretmen dersinde onunla birlikte derste dersi denetlemektir. Sadece gidip okulda bir olay olduğunda bunlara müdahale etmek değildir. AKP iktidarı geldiği günden bu yana Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfettişlerini bu yöntemle okullardan uzaklaştırdı. Okullardan uzaklaştı. Dershaneleri denetlemedi, özel öğretim kurumlarını denetlemedi, temel liseleri denetlemedi, öğretmenlere rehberlik yapmadı. Ne yaptı? Sadece illerde il Milli Eğitim Müdürü'nün verdiği inceleme ve soruşturmaları yaptı. Bu yöntem doğru bir yöntem değil. Bu işte tam da eğitim sistemimizin çöktüğünü gösteren bir model oluştu, ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı ne yapmalı? Çok nitelikli kadroları tekrar iş başına getirmeli. Bu nitelikli kadrolarla ortaya çıkan denetimsiz kurumların tamamını denetlemeli. Ha bir de şöyle bir durum var. 2013 yılında Türk Ceza Kanunu'nun 263. maddesi değiştirildi. Bu madde değiştirilerek ne yapıldı? Kaçak açılan eğitim öğretim kurumlarına ceza verilmesi ortadan kaldırıldı. Şimdi ben çıkıp Ankara'nın ya da herhangi bir ilde gidip bir kaçak bir okul açarsam, eskiden hapis cezası alıyordum. Şu an hapis cezası almıyorum. Sadece para cezası alıyorum. Ve bundan dolayı da ülke genelinde binlerce okul öncesi eğitim düzeyinde kurum açıldı. Bunların bir kısmı yasal, büyük bir kısmı da yasa dışı. Zorunlu olmalı mı bu konu peki? Okul öncesi eğitim zorunlu olmalı bence. Kesinlikle zorunlu olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 4 artı 4'ten sonra okul öncesi eğitimde istediğimiz noktaya gelemedik. Biz okullaşma oranımız düştü. %68'lerden 57'lere geriledi. Ama şimdi özel sektör, okul öncesi eğitim kurumlara baktığımız zaman Türkiye'de özel sektörün açtığı okul sayısı daha fazla. Devlet okulundan daha fazla. Bundan dolayı okul öncesi eğitim kurumları devletin kontrolünde ve devlet denetiminde olmalı diye düşünüyorum. Eğer devlet bunları denetleyebilir ve kendisi açarsa, işte kamuoyunda duyuyoruz, işte 4-6 yaş arası çocukların gittiği Sıbyan mektepleri, orada ne tür eğitimler verildiğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Denetlenmiyor ve birçok sıkıntılar yaşandığını da açıkçası hem bizler biliyoruz hem de Milli Eğitim Bakanlığı biliyor. Okul öncesi eğitim zorunlu olursa bu okulların önüne geçilmiş olur ve bu kurumlarda eğitim gören çocuklar bakanlığın belirlediği müfredatla eğitim alırlar ve daha sağlıklı bir sonraki bir üst eğitime daha kolay bir şekilde hazırlanmış olurlar. Peki 4 artı 4'ten sonra okullaşma oranına baktığımızda nasıl bir tablo görüyoruz? Şimdi hemen rakamlara bakayım ben onunla ilgili. Evet, hemen önümde okullaşma oranı ile ilgili rakamlar da. Şimdi 1997-98'e bakıyorum. İlk ve ortaokullarda %85 okullaşma oranı.
2011-2012'ye geliyorum. Tam 4 artı 4'ün uygulanmadan 1 yıl önceki yıl bu. %98.67 ilk bu ortaokul düzeyinde, ilk öğretim düzeyinde. Yani %99'a yakın bir okullaşmayı yakalamışız biz. 2017-2018'e geldiğimde ise bu okullaşma oranı 7 puan birden düşmüş. Neredeyse 7,5 puan düşmüş ve %91.5'e düşmüş. Ayrıca ortaokul düzeyindeki okullaşmada %94.4'e düşmüş. Orada da bir 4,5 puanlık bir düşüş söz konusu. Buradaki öğrencilere bakıyorum. Öğrenci sayılarına baz alıp bakarsanız ne kadar öğrenci okula gidemediğini şimdi ben size söyleyeceğim. Çok çarpıcı bir rakam söyleyeceğim burada. Sadece orta öğretim düzeyinde liselerin zorunlu olmasından dolayı bir iyileşme var. %67'den 83'e çıkmışız. Aslında bunun %100 olması gerekiyor ama %83'te kalmışız. Bakın ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde okulda olması gereken kaç öğrenci var? 1.675.000 öğrenci okulda yok. Kayıtlar da yok. Bunu bakandan sorduk. Ne anlama geliyor bu? Şimdi Türkiye'de 12 yıllık zorunlu eğitim olması nedeniyle aşağı yukarı tam net olmamakla birlikte 6-18 yaş arası çocukların, bu çağ nüfusundaki çocukların okulda olması gerekiyor. 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında olması gerekiyor. Okul öncesine geçiyorum, yüksek öğretimi geçiyorum. Bu 6-18 yaş grubu çocuklardan okullaşma oranını rakamlarına bakarak bunu söylüyorum ve hesaplıyorum. İlkokulda 431 bin çocuk okula gitmiyor şu an. Ortaokulda 309 bin, orta öğretimde yani lisede 934 bin öğrenci okula gitmiyor. Bu çocuklar nerede? Milli Eğitim Bakanlığı da bilmiyor bu çocukların nerede olduğunu. Milli Eğitim Bakanlığı'na zaman zaman bilgi edinme kapsamında soruyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki ülkemizdeki eğitim çağına gelmiş, eğitim öğretim çağına gelmiş tüm çocuklar kayıt altındadır diyor. Sadece bunu söylüyor ama okullaşma oranlarına bütün baktığınız zaman... Bütün okul türlerini kapsıyor değil mi bu araştırma? Tabii tabii. Bu okullaşma tüm okul türlerini kapsıyor. Yaş gruplarıyla ilgili. Bu çok büyük bir rakam. Gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu çocukların neden okula gitmediğini tam olarak bildiğini düşünmüyorum ben açıkçası. Peki diğer okul türlerine de bakalım. İmam hatipler var mesela. Onların durumu nedir? Şimdi bildiğiniz gibi imam hatipler özellikle 2002'den sonra ciddi bir artış gösterdi. Daha sonra 2012-2013'te 4 artı 4 eğitim modelinin ortaya çıkmasıyla birlikte eğitimimiz kademelere ayrıldı. 4 artı 4 artı 4 şeklinde. Ve imam hatip ortaokulları ve liseleri yaygınlaşmaya başladı. Şimdi 4 artı 4 gelirken gerekçesinde şunu söylemişti siyasi iktidar. Dedi ki tüm ortaokul türlerini açacağım. Yani bir meslek, eskiden meslek liselerinde ortaokulları vardı biliyorsunuz. Sağlık meslek liselerinin, işte diğer normal meslek liselerinin hepsinin ortaokul kısmı vardı. Bu ortaokulları da açacağını belirterek 4 artı 4 şeklinde kesintiye uğrattı eğitim öğretim sistemine. Kesintiye uğramasıyla sadece İmam Hatip ortaokulları açıldı. Diğer ortaokul türleri açılmadı. Sadece İmam Hatip okul türleri açıldı ve 2700 civarında İmam Hatip ortaokulu var şu an Türkiye'de. 720 bin civarında buralarda öğrenci var. İmam Hatip liseleri ciddi anlamda artış gösterdi. 1600-1700 civarında İmam Hatip lisesi sayısına ulaşıldı. Şunu sorabilir belki izleyicilerimiz, İmam Hatiplere karşı mısınız? Değil. Yani bununla alakası yok. İmam Hatipler olsun mu olsun. İhtiyaç varsa açılsın. Ama bir şehirde 10 tane lise varsa 8 tanesi İmam Hatip olmasın. İmam Hatiplerin sınıflarında 15 öğrenci varken Anadolu liselerinin sınıflarında 45-50 öğrenci varsa bu hakkaniyetli bir uygulama değil. Adaletsiz bir uygulama diye düşünüyorum açıkçası. Peki eğitim yöneticilerinin atamalarını da konuşalım. Bu nasıl yapılıyor? Şimdi genel olarak baktığınızda hep bunu söylüyorum. Yıllardır AKP iktidarının eğitime bir siyasi malzemeymiş gibi bakma tarzı vardı. 2002 yılına kadar hatta 2004-2005'lere kadar eğitim yöneticileri genelde yazılı sınavla atanırdı. Bir ortak yazılı sınav yapılır, öğretmenler bu sınava girer, kazananlar okul müdürü, müdür yardımcısı gibi kadrolara atanırlardı.
Daha sonra bu değiştirildi. Nasıl bir yöntem uygulandı? 2014'te yine çıkarılan bu meşhur dershaneler kanunu ile beraber ülke genelinde yaklaşık 50 bin eğitim yöneticisi görevden alındı. Sadece kim? Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanı kaldı. Onun dışında tüm yöneticiler görevden alındı. Bunun da gerekçesine o zaman dönemin bakanı Nabi Avcı eğitim komisyonda, Milli Eğitim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonda şöyle gerekçelendirdi. Ya biz bir okul müdürünü görevden alıyoruz ya da bir il müdürünü görevden alıyoruz. Mahkemeye gidiyor, mahkeme kararıyla tekrar geri dönüyor dedi. Aslında gerçek niyet burada. Yani biz herkesi görevden almak istiyoruz, kendi kadrolarımızı yerleştirmek istiyoruzdu. Bir de aynı zamanda bu uygulamaları destekleyen bir eğitim sendikası var. Bu eğitim sendikası da Türkiye'deki şu an okul yöneticilerinin aşağı yukarı %80'i siyasal iktidara yakın eğitim sendikasının üyelerinden oluşuyor. Yazılı sınav yok. Sadece mülakata dayalı atamalar var. Şunu hepimiz biliyoruz. Sadece mülakata dayalı atamalarda bu sendikanın şubelerine gidip oralardan icazet almadığınız sürece mümkün değil okul yöneticisi olarak atanmanız. Yeni bakanla birlikte bir değişiklik oldu tabii. İnsanlar bu konuda mutlu oldular. Yeni bakan birkaç gün önce, birkaç hafta önce bir yönetmelik yayınladı. Bu yönetmelikle artık dedi ki yazılı sınav ve mülakat olacak dedi. Yazılı sınavın etkisi %80, mülakatın etkisi %20 oranında etkileyecek dedi. Evet, bu çok güzel bir uygulama. Hepimiz alkışladık bunu. Hı hı. Kamuoyu da böyle gördü. Yalnız yönetmelikte değiştirilmeyi unutulan diyorum ben. Unutulmadı ama kasıtlı yapıldığını biliyorum. Mülakattan 60 almadığınız sürece Türkiye'de okul yöneticisi olarak atanma şansınız yok. Hı hı. Bu nedenden dolayı öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı o yönetmeliğin 21. maddesini değiştirecek. Mülakat ön şartını kaldıracak. Ondan sonra herkes yazılı sınavla ve aritmetik ortalamanın dışına çıktı tabii şu an. %80 ile 20 ortalama etkisiyle oluşan atama puanıyla hakkaniyetli bir şekilde atanacak. Bunu yapmadığınız sürece şunu söylüyorum ben her zaman, okul müdürleri, okul müdür yardımcıları eğitim sisteminin süvarileridir. En uç noktada çalışan, öğretmenlerle birlikte çalışan eğitim emekçileridir. Bunlar liyakat sahibi insanlardan oluşmadığı sürece eğitimde hiçbir zaman başarılı olamazsınız. Ve evet, okullarda çalışma barışını sağlayamazsınız. Peki bunu konuşmuşken hemen öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin de konuşalım. 3600 ek gösterge verilecek mi? Şimdi bununla ilgili seçim öncesi ciddi bir beklenti var. Milli Eğitim Bakanı 24 Kasım öncesinde kamuoyuna şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki 24 Kasım'a bir müjdemiz olacak 3600 ek göstergeyle dedi. Ama 24 Kasım günü nedense Milli Eğitim Bakanı bu konuda hiçbir şey söylemedi. Herhalde kendisi bu konuda bir karar veremedi ya da birlikte çalıştığı insanları ikna edemedi. Daha sonra ikinci 100 günlük plan açıklandığında bu ikinci 100 günlük plan içerisinde öğretmenlere 3600 ek gösterge verileceği söylendi. İkinci 100 günlük plan da sanırım bu ayın sonunda, Şubat'ın sonunda doluyor ya da Mart ortalarında doluyor. Herkesin beklentisi, tüm öğretmenlerin beklentisi 3600 ek göstergenin verilmesi, biraz daha refah payının yükselmesi öğretmenler açısından. Tam olarak açılımı ne oluyor 3600 ek gösterge? Şimdi şu şekilde 3600 ek gösterge devlet memurlarının göreve başladıktan sonra her yıl bir kademe ve derecesi olur. Bu kademe ve derecede emekliye yaklaştığınız zaman öğretmen 3000 ek göstergeyle emekli olur. Şöyle daha basit bir anlatımla söyleyeyim. 3000 ek göstergeyle emekli olduğunuzda 3 lira maaş alıyorsanız 3100 ile emekli olduğunuzda 4 lira maaş alırsınız, emekli maaşı. Hı hı. Ondan dolayı öğretmenler emekliliği bekliyorlar. 3600 ek gösterge verilirse mevcut öğretmenlerin aşağı yukarı 50 bini emekli olacak. Çünkü öğretmenlerin emekli maaşı ciddi anlamda çok düşük. 2500-2700 lira civarında, belki 3000 lira, 2800-900 gibi çalıştığı yıla bağlı olarak değişiyor. Ek dersi alamıyorsa öğretmen 2500 lirayla geçinemem kaygısıyla emekli de olmuyor. O yüzden oldukça önem arz ediyor bu konu. Çok önemli. Evet. Öğretmenler için can alıcı bir nokta. Evet. Şimdi bir öğretmenin zaten mevcut maaşı çok yüksek değil. Şu an yeni göreve başlamış bir öğretmen 3500 lira civarında maaş alıyor. Belki 3600 liradır, tam rakamları hatırlamıyorum şimdi ama emekli olduğumda da eğer düşük maaş alacaksam diyor öğretmen, emekli olmayayım. 3600 ek göstergeyi bekleyeyim diyor.
3600 ek gösterge verilirse şöyle bir artısı olacak. Hem öğretmenler rahatlayacak, hem de 50 bin, yaklaşık 50 bin öğretmen emekli olacağı için geride bekleyen, ataması yapılmayan öğretmenler de atanmış olacaklar. Evet. Onlar için de faydası olacak. Ve gelelim yurtlar konusuna. Yurtlar konusu da önemli. Bununla ilgili eğitime etkisini de soralım. Özellikle vakıf, dernek, cemaatlerin yurtları, yapılan protokollerin durumu nedir? Bunu da konuşalım. Şimdi onlarla ilgili size bazı rakamlar vereyim ben yurtlarla ilgili. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Vakıf derneklerle ilgili yapılan protokoller bakanlığın gerçekten yetkisini ben yapamıyorum gel sen yap demesinden ibaret. Bir de bu vakıf derneklerde eğitimle ilgili yetkin etkin kişiler değil. Birçoğunu inceledik bu vakıf derneklerin mütevelli heyetindeki insanları inceledik. İnanın ilkokul mezunu olmayanlar var. Ne yapıyoruz? Biz okullarımıza bu adamlar gelsin, girsin, oralarda bir takım faaliyetler yapsın ve çocuklarımızı bunlara teslim edelim diyoruz. Tam da işte Aladağ'da, Karaman'da yaşanan o Aladağ'daki yangın, Karaman'daki istismar vakaları tam da bu vakıf derneklere tanınan alandan dolayı, yetkiden dolayı ortaya çıkıyor ve yaşanıyor. Şimdi bu vakıf derneklerle ilgili protokoller kesinlikle Milli Eğitim Bakanlığı iptal etmeli. Bir an önce iptal etmeli. Ve onlara tanınan haklar ortadan kaldırılmalı. Şöyle bir şey olabilir mi? Çocuğunuzu bir yatılı okula gönderiyorsunuz. Gecenin bir yarısı bir vakıf yöneticisi geliyor, çocuğunuzu kaldırıyor. Diyor ki ben sana manevi rehberlik yapmaya geldim diyor. Gecenin 12'sinde birinde ve çocuklarınızı alıyor, bir götürüyor başka bir yerde. Manevi rehberlik yaptığını iddia etti. Bazı şeyler anlatıyor, konuşuyor. Böyle bir şey olmaz. Yani bunu devletin okullarında yapılacak tüm faaliyetleri devlet kendi personel aracılığıyla yapar. Gecenin 12'sinde bir vakıf yöneticisi... Yani kontrolde yöneticisi, bir sorun var o zaman. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir vakıf yöneticisi okula giremez. Hatta bir vakıf yöneticisi derslere girip sınıflarda öğrencilerle iletişim kuramaz. Öğretmenin dersine öğretmenden ve denetimle ilgili sorumlulardan başka kimse giremez. Bundan dolayı vakıf ve derneklerle olan protokoller kesinlikle iptal edilmeli. Yurtlar konusuna gelince... Bakın yatılı okulları kapattınız. Aladağ'da yatılı okulu kapattınız. Ne oldu? Çocuklar gitti. Orada bir Süleymancılara ait bir vakfın yurduna gittiler. Ve kontrolsüz bir yurtta yangında birçok çocuğumuz hayatını kaybetti. Bir yıl önce oradaki yatılı okul kapanmasaydı belki de çocuklar yatılı okulda çok daha rahat, sağlıklı bir şekilde eğitim öğretimlerine devam edeceklerdi. Sizler bu alandan devlet olarak elinizi çekerseniz alan ya özel teşebbüse kalacaktır ya da vakıf derneklere kalacaktır. Şimdi yükseköğretim düzeyinde bakıyorum. Siz özellikle yatılı okulların önemine dikkat çekiyorsunuz. Biraz önceki konuştuğumuz konuda da. Şimdi neden önemli? Yatılı okullar olursa işte bu vakıf derneklere ihtiyaç kalmaz. İnsanlar çocuklarını devletin okuluna güvenle verir. Orada devletin öğretmeni verir. Bir boşluk oluşturulmaması gerektiğini söylüyorsunuz. Kesinlikle bir boşluk oluştuğu için işte bu vakıf dernekler buralarda. İnanın yani tam sayı veremiyorum ama yanlış bir şey söylememe anlamında binlerce kaçak evler var şu an. Kaçak evlerde kalan çocuklar var. İşte Karaman'da yaşanan olayda aileler ne diyor? Diyor ki ben diyor köyde olduğum için çocuklarımı gönderdim. Gönderecek başka bir yer yoktu diyor. Gönderdim buraya. Kaydı yok, hiçbir şey yok buraların. Bir de bilgi anlamında, nitelik anlamında bir şey katmıyor çocuklarımıza. Ama devletin okullarında iyi eğitimli insanlar olursa buralarda çok da nitelikli bir durum ortaya çıkar. Bir şey söyleyeceğim bununla ilgili. Yurt sayılarına bakıyorsunuz yüksek öğretimde. Yurt sayıları, evet bir miktar iyileşme var. Şu an Türkiye'de öğrenci kapasitesi 777 bin civarında bir kapasitesi var yurtların. Üniversiteye giden öğrencilere bakıyoruz. Sadece örgün eğitim içerisindeki öğrencileri kastediyorum burada. Üniversiteye giden öğrencilerin sadece %17'sine yurt sağlayabiliyoruz biz. Yine üniversitede bu çocuklar ne yapıyor? İşte vakıf derneklerin yurtlarına mahkum oluyor. Ya da belki maddi durumu iyiyse kendisi 3-5 arkadaşıyla beraber ev tutmak durumunda kalıyor. Yurt sorunu çözülemez mi ülkemizde? Çözülebilir. Onunla ilgili de son bir şey söyleyeyim. Bakın Osman Gazi Köprüsü'nden geçmeyen araçlar için ödediğimiz bir yıllık parayla 38 bin kişilik yurt yapılabiliyor.
ülkemizde yaptığımız bir seçimle, seçime harcadığımız parayla 331 bin kişilik yurt yapılabiliyor. Diğer taraftan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçmeyen araçlar için ödediğimiz parayla 9300 kişilik yurt yapılabiliyor. Yani evet, paramız da var ama maalesef. Peki çözüm eğitim bulamıyoruz. Sistemi dedik, çok tartışılan konulardan biri de sürekli sistemdeki değişiklik. Öğrenciler bu sisteme nasıl ayak uyduruyor? Şimdi aslında öğrenciler ayak uyduruyor mu? Onu da tartışmakta fayda var. Yani ayak uydurmuyor ama veliler ve öğrenciler ayak uyduruyormuş gibi yapıyor bunu. Şimdi 4 artı 4'ten sonra yapılan ciddi değişiklikler, onun öncesinde Hüseyin Çelik'in bakanlığı döneminde yapılan müfredat değişiklikleri, sürekli sistemle bir takım oynamalar ortaya çıkıyor. Bunu bir örnekle ben açıklayayım isterseniz. Şimdi Birleşik Eğik El Yazısı dediğimiz bir uygulama vardı okullarda. Hı hı. Bu sanırım 2007 yılında getirildi. Tüm eğitim bilimciler buna karşı çıktı. Dendi ki ya 6 yaşındaki çocuklara bu Birleşik Eğik El Yazısı ile ilgili bir uygulama başlamayalım. Daha üst sınıflarda başlayalım. Çünkü bilimsel anlamdaki açıklamalar, bu araştırmalarda bunu gösteriyordu. Çünkü 6 yaşındaki çocuğun parmak gelişimi ve kasları tam oturmadığı için daha zor bir yazıya zorlarsanız yazısı tamamen bozulur. Biz bunu 12 yıl uyguladık okullarda. O 12 yıl boyunca tüm çocukların yazısı kötü oldu. Bu kuşağı kaybettik biz. Daha sonra 12 yıl sonra Sayın İsmet Yılmaz Milli Eğitim Bakanı oldu. Ben de o toplantıya izleyici olarak katıldım. Şunu söyledi. Talim Terbiye Kurulu Başkanı'yla şunu ifade etti. Toplantı boyunca bastıra bastıra söylendiği için söylüyorum. Birleşik Eğik El Yazısı çok kötüydü. Biz tekrar temellik yazıya geçiyoruz dendi. Ya 12 yıl boyunca niye çocuklarımızı buna zorladınız? Uyarılmanıza rağmen zorladınız. Bu çocuklar heba edildikten sonra mı aklınız başınıza evet geldi? Bir de bu eğitim sistemi demişken işte çok değişiklikler söz konusu. Hemen akıllara da Fatih projesi geliyor. Burada da işte evet, dağıtılan tabletler var, akıllı tahtalar var. Bu ne işe yaradı, ne kadar sürdü? Aslında bugün tartıştığımız konuların hepsi bir farklı başlıkla evet, saatlerce konuşulabilecek bir durum. Fatih projesi 2010 yılında başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir grup bunu Cumhurbaşkanı'na, o zaman Başbakan'da öneriyle gittiler ve okullarda tablet ve akıllı tahta dağıtımıyla ilgili bir projeyi tanıttılar. Sayın Cumhurbaşkanı da o zaman çıktı 2010 yılının Kasım ayında bunu gerçekten bir devrim niteliğinde uygulama olarak tanıttı. Bu tanıtımdan sonra ilk çıkış noktasına Fatih projesinin hedeflerine baktığınız zaman ilk ortaokul ve lisede tüm öğrencilere tablet dağıtılacak, tüm okullara akıllı tahtayla donatılacaktı. Evet, akıllı tahta bölümüne çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Teknoloji okulda olmalı mı? Yeteri kadar teknoloji okullarda kullanılmalı. Belki bazı derslerde bunlar faydalı olabilir. İşte yabancı dil eğitiminde dil öğretmenleri bunları kullanabilir. Bu konuda bir sıkıntımız yok ama tabletin işe yaramayacağını defalarca eğitim bilimciler söyledi. O zamanki eğitim fakültelerinin raporlarını okudum. Tamamını yakından takip ettim. Ve hiçbiri dememiş ki ya bu faydalı olur, bununla ilgili yeni bir düzenleme yapın, tabletleri okullarda dağıtın dememiş. Bu tabletler 1 milyon 400 bin tablet dağıtılabildi. Geldiğimiz 9 yıllık süreçte. Ne zaman bitecekti Fatih projesi? 2014 yılında bitecekti. 2014'e geldiğimizde 2015'ten de, 2015'te 16, 17, 18 şeklinde devam etti. Şimdi de zaten bitirilemedi. 1 milyon 400 bin tablet dağıtıldı. Bu tabletler nerede şu an? Çocukların bir kısmı bu tabletleri sattı, bir kısmı da evinde çöpe gitti. Ben öğretmen arkadaşlarımdan biliyorum, tabletleri ne yaptınız diye sorduğum zaman diyorlar ki aman onu şey yapma, sorma. Tablet evde, evimizin en baş köşesinde tutuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bir gün bizden isterdi, evde bekletiyoruz bunları diyorlar. Yani Fatih projesinde 3.4 milyar para harcandı bugüne kadar. Bu 3.4 milyar parayla inanın tüm okullarımızın fiziki sorunları çözülebilirdi. Bu para tamamen çöpe gitti. Ve Fatih projesi neyle anıldı? Usulsüzlükle, yolsuzlukla ve benzeri gibi uygulamalarla. İhalelerle alakalı. Kesinlikle. Girdiğiniz zaman, internette bir tarama yaptığınız zaman
Bunlar hepsi önünüze geliyor. Bizim çocuklarımızın parası ne oldu? 3.4 milyar nereye gitti? Birilerine rant alanı mı açıldı burada? Son meclisteki bir toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı komisyonda şu soruldu ona. Tablet dağıtımı yapılacak mı dedi. Çok sıcak bakmıyorum dedi. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı çok doğru söyledi buna. Peki tablet dağıtılmayacaksa niye dağıttık biz? Bu kadar tableti niye heba ettik? Çocuklarımızın geleceğinden çaldık. Şunu söylüyordu insanlar, artık çocuklar okullara kitap götürmeyecek, tabletlerle gidecek, tabletler üzerinden ders gerçekten yapacak. Yapabileceklerini düşündüler mi acaba bu projeyi? Ya, yapabileceklerini düşündüler mi bilmiyorum ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2013-14 yıllarında yaptırdığı 6 araştırma var. Bu kamuoyuna yansımadı bu araştırmalar, açıklamadı. Bu 6 araştırmada da tabletlerin öğrenmeye hiçbir etkisi olmadığını, hatta dikkat dağınıklığına ve çocukların sağlığına olumsuz etkisi olduğunu gördüler. Onu görmelerine rağmen geri adım atamadılar ve bu noktaya geldiler. Süreci bu noktaya sıkıştırdılar. Şu an okullarda Fatih projesi uygulanıyor mu? Uygulanmıyor. Komple bir baktığınız zaman, buna bir sistem olarak bakarsanız, projenin %7'si tablet boyutunda, %7'si tamamlanabilmiş. Evet. Ben şunu söylüyorum, Fatih projesi çökmüştür. Ve bakın, bu proje başlarken bizden önce bunu uygulayanlar olmadı mı? Biz bilim teknolojide işte gelişmiş ülkeler kadar iyi değiliz. Bunları biz de üretmiyoruz. Onların aklına gelmedi mi? Geldi. Bunu uygulayan ülkeler oldu. Tam da bizim projemize benzer. Okullarda tablet dağıtalım çocuklarla. Ama hiçbir fayda görmediler. Pilot uygulama yaptılar. Baktılar ki faydası yok. Ne yaptılar? Tekrar geriye döndüler. Bundan vazgeçtiler. Son dönemde belki siz de okuyorsunuzdur. İşte Silikon Vadisi yöneticilerinin çocukları işte teknolojiden uzak okullara gidiyor. Organik, tırnak içerisinde söylüyorum. Organik okullara gidiyor deniyor. Orada teknoloji yok mu? Bu çalışanlar çocuklarına tablet, bilgisayar veremezler mi? Verebilirler. Ama biz ne yapıyoruz? Biz çocuklarımızı teknolojiyle donatıyoruz. Bir 30 kişilik sınıf içerisinde 30 tablet, zaten şu an onlar da yok. Bu tablet üzerinden bir takım şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Ama çocuklarımızın dokunarak, yaparak, yaşayarak öğrenmesi gerekiyor. Ve biz ne yapıyoruz? Bizim kendi organik okullarımız olan köy okullarımızı kapatıyoruz. Çocuklarımızı taşımalı eğitimle çok uzak noktalara, aç susuz birçoğunu götürmeye çalışıyoruz. O okulları da atıl bir şekilde köylerde boş binalar olarak tutuyoruz. Kamu zararı var mı? Var. Çocuklarımızın geleceğiyle ilgili ciddi endişelerimiz var mı? Var. İşte bizim organik okullarımız, bizim eğitim modelimiz zaten var. Biz aslında yeni bir şey yaparken hep yaptığımız iyi şeyleri de yok ettik bugüne kadar. Bu nedenle eskiye özlem demiyorum ama ben buna modernleşme olmalı mutlaka. Çocuklarımızın da geleceği için geçmişte uygulanan sağlıklı modelleri ayakta tutmaktan başka çaremiz yok. Süremizin sonuna geldik. Son olarak günümüze dönelim. Bu temel liseler kapatılıyor konusundan başlamıştık sohbete. Yine bu konuyla ilgili sizin görüşlerinizi alalım. Bir eğitim uzmanı olarak sonra da noktalayalım. Şimdi temel liseler kesinlikle kapatılmalı. Özel öğretim kursları kapatılmalı. Ama farklı bir bakış açısıyla bakmak gerekiyor bu olaya. Eğitim sistemimizde yeni bir değişiklik yaparak, yarışma şeklinde değil, sınavları kaldırarak bu temel liseleri ve özel öğretim kursları da kaldırmak gerekiyor. Sınav olduğu sürece bunlar yer altına inecektir. Yer altına inerse de denetlemesi, kontrolü mümkün olmayacaktır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı okulları dershaneye çevirmemeli. Daha farklı bir bakış açısı, daha geniş bir pencereden bakmalı. Okullar bilim, sanat ve spor merkezi olmalı çocuklarımız için. Çocuklarımızın hoplayıp zıpladığı, oynadığı merkezler haline dönüşmeli. Türkiye'deki okulların sanırım %70'ine yakın kütüphanesi yok, biliyor musunuz? Yani kütüphanemiz bile yok. Okulları dershaneye çeviriyoruz şimdi. Sınavları kaldıralım ya da farklı bir model getirelim. Okullarda dershaneye dönüşmesin diyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz ben Sayın Taş'tan. Sağ olun efendim. Sağ olun. Eğitim uzmanı Ali Taş'tan bizlerleydi. Temel liseler kapatılıyor dedik. Bu konuyla ilgili gelinen süreci değerlendirdik. Başkent gündemini bugünlük burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.